Şimdi helal sertifikası da parayla satılıyor. Hahamlar satıyor. Bizim hahamlar da satıyor. Bizdeki helal sertifikasyonu da parayla çalışıyor. Yani helalinden vermiyorlar, haramından veriyorlar. Tıngır tıngır para kırıyorlar orada. Helal sertifikası vermek için. Domuzun üstüne helal yazınca helal oluyor mu? Haramın üstüne helal yazınca helal oluyor mu? Mesela helal diye sattığın o şey aslında bir başkasının hakkı yenilerek alınmış. O şey aslında doğanın hakkı yenilerek alınmış. O şey havanın, suyun hakkı yenilerek alınmış. Helal oluyor mu? Dolayısıyla görüyorsunuz öyle bir şey yok. Bu manada koşerli olan helaldir, koşersiz olan haramdır mantığı tam bir Yahudi mantığı. Bu doğru değil. Müslüman bir şeyin helalliğine değil haramlığına delil arar. Haramlığına delil yoksa helaldir. Kesinlikle. Çünkü helaller sayılmaz, sayılamaz, baş edilemez. Allah'ın yaratmış olması helalliğinin delilidir. Bu yeterli. Bu yeterli. Onun için men harrame zinetallahi illeti ahreci li ibadi. Allah'ın kulları için yarattığı şeyleri kullara haram kılan kimmiş gösterin bana diyor. Kimmiş bakayım. Nasıl buldunuz? Eyvallah.